Merhabalar. Daha önce Dust 2 için düşük seviyelerde eksik gördüğüm ve tavsiye vermek istediğim videonun bu sefer Mirage ve Inferno vesaire diye devam edecek bir serisini oluşturmaya karar verdim. Bugünkü çekmek istediğim haritada Mirage oldu. Yani lafı çok uzatmadan başlarsak düşük seviye özellikle hani matchmaking'de oyuncularda görmediğim eksiklikleri söylemeye çalışacağım. Çok basit şeyleri ve gerçekten işinize yarayacak şeyleri. T-side için başlarsak T-base'den bir kere upper mid kontrolünü her daim T'lerin alması gerekiyor Mirage'da. Yani Mirage'da bu bölgeyi verdiğiniz an CT'lere asla bir oyun kuramazsınız yani. Adamlar sizin short'tan oynayamayacağınızı, connector'dan giremeyeceğinizi bildiği için sadece site'ları tutacaktır. Ve tutulan site'lara da execute atsanız bile girmeniz zor olur yani. O yüzden round başı bir arkadaşınızın şimdi bir tane smoke göstereceğim ne olur ne olmaz diye. Çünkü şuradan da iki tane smoke atılıyor. Onlar matchmaking'de gidiyor mu emin değilim. Round başı bir arkadaşın bu çöp kutusuna çıkıp en köşeye gelip isterseniz antenin şöyle ucuna tutarsınız, isterseniz biraz daha sağına tutarsınız. Bir tane smoke atması gerekiyor. Top mid'e düşecek. Smoke buraya düşüyor ve gördüğünüz gibi connector'daki oyuncu şuraya kadar görebiliyor. Camdaki oyuncu hiçbir şekilde göremiyor. Yani bu kutunun arkasına safe olarak geçebilirsiniz. Hani bu şekil geldikten sonra işte şöyle flashlar atarsınız vesaire çıkarsınız böyle smoke buradayken. Burada savaşmaya çalışırsınız. T-base için o basit bir şeydi. Onu göstermek istemiştim. B için şöyle şeyler söyleyebilirim. Birincisi B'ye gidecek kim varsa ilk önce bir Under'a baksın. Under'dan rushlayabiliyorlar çünkü bazen. Eğer kimse gitmiyorsa mesela Psyo roundlarında şeyi deneyebilirsiniz. Buraya kadar gelirsiniz, buradan sonra yürüyerek kontak dediğimiz yani ilk birbirini gördüğün ve ateş etmeye başladığın andan itibaren koşarsın. Buraya kadar geldin. Atıyorum şurada bir CT var bench'te. Buraya kadar geldin, adam seni gördü. 5 kişi böyle yürüyordunuz, ses vermediniz. Adam seni gördü, hemen ateş ettin, başladın atlamaya. İşte buradaki adamın üstüne koştun Glock'larla. Ya çünkü öbür türlü direkt rush atarsanız siz şuraya geldiğinizde short oyuncusu sizi duymaya başlıyor. Ve hemen diyor ki rotasyon. 5B'ye koşuyor adamlar. Hemen koşuyorlar onlar da. Eğer siz site'da enter alamazsanız yani iki kişiyi de vuramazsanız 5 vs 5 atmak zorunda kalıyorsunuz. Ki bu T için çok dezavantajlı. Yani buraya kadar yürüyerek gelin buradan. İstiyorsanız kontağa bile gerek yok. Şu merdivenlere geldiğiniz an başlayın koşmaya yani. Bir de mesela bu pistol roundu da olabilir, buy roundu da olabilir. Buraya kadar geldikten sonra şöyle aşağı bir tane flash atmak çok faydalı bir şey aslında. Şurada oynayan oyuncu, yani burada oynayan oyuncu falan hep rahatsız olacaktır bu flash'tan. Onun haricinde de bir kişinin B'nin arkasında, yani şu köşeye gelip yani en arka duvara yaslanıp şuraya doğru jump throw atmasını öneriyorum flashlara. Bak bir tanesini düz atsın, öbürünü gelip şöyle atsın. Şimdi farklarını göstereyim size. Bir tanesi hepsinin üstüne düşüyor, bir tanesi biraz daha buraya düşüyor. Şimdi hepsinin üstüne düşen flashlar her yeri kör ediyor eyvallah ama mesela bazen adam backside'dan oynuyor, şuradan falan oynuyor vesaire. Hani şu flash'ı da atarsanız tüm köşeleri artık kontrol etmiş olursunuz öbür flash'la beraber. Hani B için söyleyeceğim şeyler onlar. Hani smoke'tur, şudur, budur. Çok göstermek istemiyorum onları. Çok düşük seviyelerde lüzumsuz olduğunu düşünüyorum. A'da da şunu göstermek istiyorum. Hemen göstereyim hatta. Büyük ihtimal gidecek bu 64 tikte de. Şu CT smoke. Şuraya geliyorsunuz. Bak benim crosshair'ın solu şuradaki şeye değiyor yani. Şu şekil duruyor benim crosshair. Bunu jump throw atıyorsunuz. Bu CT smoke diyor. Ya 1000 tane yolu var. Benim öğrendiğim şekli bu. CT'yi çok güzel kapatıyor gördüğünüz gibi. Stair Smoke var buradan çok kolay. Bu duvara geliyorsunuz. Şuradaki iki tane tahta birbirine çakılmış ya. Ondan sola gelin böyle. Hani şuradaki açıklığın bir yanına tutun. Bu da Stairs'ı kapatıyor. Bir de son olarak Jungle Smoke var. Jungle Smoke içinde şuraya geliyorsunuz bak. 1, 2, 3. kolona. Geliyorsunuz ortasına. Şurada bir tane siyah bir leke var. O siyah lekeden biraz yukarı çıkın. Ya benim cross'um şöyle duruyor şu an. Bunu da buradan attığınızda bu da jungle'ı kapatacak. Yani sonuç olarak burası, burası ve burası smoke'lu olacak. Ha, bu şekil. Bunları attıktan sonra işte birkaç tane flash atıp buradan şöyle koşun. Yani
Silver'larda gördüğüm çok genel bir hata. Şimdi her yer smoklu. İşte gerekirse buraya falan molotof atmışlar, şuraya, şuraya. Yani gelip şuraya çıkıyorlar, burada bekliyorlar. Şimdi arkadaşlar, buradaki smoke atmamızın sebebi, şuradaki smokeları, adamların bizi görmesini engelleyip bir an önce sayda girip bombayı kurmak, yani her nereyse artık. Şimdi siz burada beklediğinizde bunları atmanızın hiçbir amacı kalmıyor yani. Yani burada beklerseniz smoke'lar dağılıyor. Adamlar da işte smoke dağıldıktan sonra oynayabiliyor. Onun yerine yapmanız gereken şu. En azından 3 kişi, tamam mı? Koşun abi, side'a koşun. Şuraya baktın, şuraya döndün. Side'dasın ya bak. Şurası kapalı, burası kapalı, CT kapalı. Adamların bakabileceği bir burası var, bir burası var, bir burası var. Bir de belki side'ın içinden bir yer var. Çok az yerleri var yani. Ve sen 3 kişi giriyorsun. Adam side'da tek başına. Hani bu şekilde beraber oynarsanız A side'a da girip plant'i çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi T için bahsedeceklerim buydu. CT için de bahsedeceklerim şu. Şimdi mesela diyelim ki adamlar rampadan çok hızlı koşabiliyorlar, tamam mı? Adamlar ya hiçbir şey atmıyor ya da flash yağdırarak çıkıyorlar buradan, sizi vuruyorlar. Birkaç el bunu yaptılar ya. Şimdi buna karşı yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi, bir tane AWP alırsın abi, tamam mı? Şuraya gelirsin. Çift zoom açarsın. Burada beklersin. Buradan çıkan adama direkt tekme atarsın. Ya inanılmaz kolay. Yani AWP ile iyi oynamanıza da gerek yok. Yani AWP alıp bunu durdurabilirsiniz. Bir diğer yolu da bu sefer AUG alırsınız. Şunun arkasına geçersiniz. Şuradan ateş edersiniz. Veya ne bileyim, şu pozisyona geçersiniz. Şuradan ateş edersiniz. Hani menzilli silahlarla, hani AK M4 ile değil de menzilli silahlarla buradaki adama çatışmaya girerseniz çok daha büyük avantajınız olur size karşı. Diyelim o olay yoktu. Başka işte ne yapabilirsiniz? Şuraya geliyorsunuz, köşeye, round başında. Bakın şöyle bir yere tutuyorsunuz. Çok mühim değil bu. Yine düşük seviyelerde. Bu da rampayı kapatıyor. Gepsiz bir smoke. 10 numara. Hani round başında geldin. Direkt şuraya yaslandın. Şuradan attın smoke. Ya bu rahatlatır yani. Ama bak, bu smoke attınız diye şöyle durmayın burada. Ya bu smoke asla duvar demek değildir. Yani insanlar bu smoke %100 pushlar. Hatta FBL'de ne bileyim Yampi'dir, Rolland'dır, bunun gibi oyuncular smoke çok fazla pushlarlar. Yani Kito, bu Big Clan'da oynayan Kito falan, inanılmaz. Bir adam böyle yürüyerek çıkıyor smoke'tan yani. Aslında burası smoke'lu olduğunu düşün. Bir arkadaşın palasa bakıyor. Sen de geldin, rampayı yakın aldın. Adam yürüyerek çıktı an, direkt kafasına atarsın mermiyi. Tek yer yani. Mid'de söyleyeceğim o. Mesela burada AWP oyuncusun veya her neysen. AWP ile geldin, kestin burayı. Kimse çıkmadığında arkadaşlarına dersin, mid çıkan yok, site'lara dikkat edin. Ya A ya B oynayacaklar zaten. Başka olayı yok. Hani eğer AWP'n yoksa burada hani şu şekil omzunu gösterip info almak için oynayabilirsin buradan. Veya ne bileyim, baktın seni çok iyi çözdüler, sürekli buraya yağdırıyorlar. O zaman ya Connector'a bir arkadaşını yollarsın yardım için, ya da Connector'la beraber şey yaparsın, ya da sen Connector'a gidersin direkt. Mesela pikleyeceğiniz zaman da A site'de olan oyuncu şuraya böyle flash atar zıplayıp. Ondan sonra B short'ta oynayan oyuncunuz varsa o da böyle yukarı doğru flash atar vesaire. Bir kontrolünü alabilirsiniz. Son olarak B'de de zaten aslında B'de şeyi göstermiştim az çok. Mantığı göstermiştim size. Daha önce bir tane videom vardı. Hani onun üzerinden B oyunlarında CT olarak kurabilirsiniz. Ama genel olarak tavsiyem, buraya gelin. Al AWP'yi, koy böleyim. Al AUG'u, buradan koy böleyim. Vesaire vesaire. Yani bu şekilde buradan da oynayabilirsiniz. Onun haricinde göstermek istediğim, hani site'lar için smoke'lar falan filan vesaire çok yok. Hani gelip şu yanıcıyı falan atın böyle round başı. Adamlar puşlamasınlar vesaire. Öyle yani. Bugün de Mirage'i göstermiş olalım. Bir sonraki videoda da işte Inferno da şey diye ilerlerim. Overpass'tir, carttır, curttur diye ilerlerim. Umarım faydalı oluyordur bu tarz videolar. Daha fazla içerikle karşınıza dönmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize oyunlarınızda bol şans diliyorum ve sağlıklı günler diliyorum.